aslında tünaydın demem lazım çünkü saat 12.30 oldu. Ben böyle 10 gibi uyandım ama böyle hazırlıklar içindeydim. Çünkü akşam yola çıkacağız. Bolu'ya gidiyoruz. Yarın kuzenimin düğünü var. O yüzden sabah uyanınca hemen hazırlanmaya falan başladım. Akşam Muhammed işten gelince yemek yiyip hop yola çıkacağız. Evde tek değilim. Muhammed'in büyük kız kardeşi geldi. Evine burada. O da bizle Bolu'ya gelecek. Birlikte işte hazırlandık biraz. Tabii bitmedi. Valizleri daha hazırlayacağız. Daha kahvaltı bile yapmadık. Hatta az önce Muhammed aradı ben videoya başlamadan. Geliyorum dedi. Hani öğle yemeğine geliyor. Hepimize bir tost yapacağım. Başka bir yolu yok çünkü şu anda. İçin planımız yani genel olarak eşyalarımızı ve kendimizi hazırlayacağız. Bir akşam yemeği planlamam lazım. Çünkü yemek yiyip çıkarız yola. Muhammed geldiğinde de aç olur biz de acıkırız. Bir de aşure yapacağım. Zaten aşure günü sanırım 18 Ağustos oluyor. Ben de dedim hani şimdi yapayım Bolu'ya da götürürüm. Orada da böyle hep birlikte yeriz. Bir sürü ısladım. Göstereyim şimdi. Yani hiç bu kadar çok aşure yapmamıştım. Yaptım ama yani umarım güzel olur. 1 kilo buğday var. 3 su bardağı nohut, 3 su bardağı da fasulye var. Bayağı çok ya. Benim 2 tane büyük tencerem var. Yani hani sıra sıra da pişirmem gerekebilir bilmiyorum. İnşallah güzel olur. İçine limon kabuğu koyacağım, elma kurusu koyacağım, bir de kuru üzüm koyacağım. Duruma göre böyle biraz sıvı bırakacağım. Duruma göre gidince orada bir daha kaynatırız. Böyle büyük bir kapta götürmeyi planlıyorum. Kase kase zaten götürmeyiz. Bugün planları bunlar. Bu kadar. Başka bir şey yok zaten. Hızlıca tost yapmaya başlıyorum. Çünkü Muhammed 5-10 dakika içinde burada olur. Evet, Muhammed gitti. Ben de aşure malzemelerini tencerelere koydum. Ama o kadar çok ki. Gerçekten aynı anda hiç bu kadar çok şey pişirmemiştim. Şunda nohut var, şunda buğday var. Fasulyeyi bunlar gibi büyük tencere yoktu. Ben de şu ikisine böldüm. Bunlar maksimum büyük tencereler. Bana bayağı bir fazla ölçü vermiş. İnşallah güzel olur. Şey yapacağım, hepsi piştikten sonra başka bir kapta karıştırıp büyük iki tencereye böleceğim. Çünkü yani olmaz ki böyle. Saat 3:10 geçiyor. Çok yoruldum çünkü mutfak çok sıcak oldu. Devasa iki tencere aşure var. Daha içine üzümleri koymadım bile. Üzümle kuru elma koyacağım. Kocaman. İnanmıyorum. İnanamıyorum. Evet, aşureleri yaptım. Hatta şu an Emine bir kase yiyor. Ben kendime yorgunluk kahvesi yaptım. Emine de harika olmuş aşure. Valla beğendi. Ona güveniyorum. Kıvamı da iyi gibi duruyor ama. Bence gayet lezzetli olmuş. Bu arada teşekkür ederim. Evet, Emine'yi de buradan size tanıştırmış olayım. Merhaba. Ben evet. Ortanca görünce değil mi? Evet. Sen evet, ortanca görünce. Muhammed hep eltiyle karıştırıyor da o yüzden bizim de kafamızı karıştırıyor. Evet, aşureyi tattı. Güzel diyor. O kadar. Bunu da göstereceğim ya. Bence de Böyle bu kadar aşure oldu. Şimdi küçük gibi gözüküyor kamerada ama kocaman yani kocaman. Leğenli aşure yaptım resmen. 2 kase de Muhammed'le bana ayırdım. Böyle. Benimle konuştum. Miktarı az buçuk söyledim. Dedi ki normal bu kadar insana. Şaşırdım yani diyor ki ne olacaktı burada 25 kişiyiz diyor. İyi bari dedim yani hani aşırı fazla olmadı. Hani bana çok geldi tabii de demek ki böyle oluyor. Şimdi eşyalarımı hazırlamaya çalışacağım. Çok hızlıca böyle 15-20 dakikada hazırlarım diye düşünüyorum. Sonra da oyun süreceğim. Ancak arabaya bindik, yerleştirdik her şeyi. Saat kaç Emine? Saat 18.25. 18.25. Saat 6.30 olmuş. Annemlere gideceğiz. Turşu var. Annemler giderken yaptıkları, babamın yaptığı turşu götürmüşlerdi. Ama bitmiş hemen. Bir kavanoz ya da bidon neyse bir kap daha götüreceğiz. O yüzden önce annemlere uğrayacağız. Şimdi Muhammed çiğ köfteci de. Çiğ köfteci de çiğ köfte hazırlatmış. Onları yiyeceğiz yolla. Aslında ben çok yemek istemiyorum çünkü teyzem çok güzel yemekler yapmış. Bir de baklava varmış. Ama şimdi biraz yiyelim çünkü buranın çiğ köftesi de çok güzel. Öyle biz yola çıkıyoruz. Aslında bugün yani pek bir şey çekmemişim gibi oldu ama gidince orada da çekmeye çalışacağım. O yüzden yine de dolu dolu olur diye düşünüyorum.
Evet biz geldik, Bolu'dayız. Oo bayağı kalabalık. Eline koluna sağlık Muhammed Metin. Hiç önemli değil kanka. Buraya ben park etsem acaba bana mı ayırdılar? Sana ayırmışlar. Oo içerisinde nasıl hazırlanmış. Evet. Karalahana sarması. Ben dolma yiyorum. Yarım çok az. Üzüm yaprağı sarması. Rejimdeyim. Rejime gidiyorum. Biz geldik, yemeğimizi yedik. Kalabalık. Herkes burada çok güzel. Ortam çok iyi. Herkesi çok özlemişim. Çok güzel oldu böyle toplanmak. Burası da teyzemlerin evin önündeki sokak. İşte böyle evi. Arkada böyle komple bahçe var. Yarın bu da iki hafta sonra düğün olacak. Muhammed evine, ben bu odada kalacağız. Ama şişme yatağımızı getirdik tabii ki de. Muhammed çok kalabalık şişirecek. Evet bayağı kalabalık burası. Şey gördüm ya, bak şunu asmışlar. Şunu göstereceğim. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Herkes 45-40. Şu da diğer yolda. Bu çok güzel olmuş böyle. Buraya şey de yapabilirler. Çizdikleri resimleri falan da olabilir. Koyabilirler. Şurayı kapatalım. Sonlandıracağım. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.